Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün konuşmama vatandaşın bütçe hakkından ve vatandaşın bütçe hakkının tek kişilik hükümet sisteminde nasıl gasp edildiğini anlatacaktım. Sabah bu konuşma için mesaj attığımda arayan yurttaşlarımızın sorunları, talepleri o kadar can yakıcıydı ki onları paylaşmayı daha uygun gördüm. Değerli milletvekilleri, Denizli Bozkurt ilçesinden Hasan Yurdakul aradı sabah. Çiftçi diyor ki, sayın vekilim, üre gübresini geçen yıl 95 liraya aldım. Bugün 780 lira ve gübre atmadım, atamayacağım diyor. Bu bütçede çiftçinin bu sorunu çözecek bir kalem var mı diye sordu. Baktım, hayır. Denizli Bozkurt ilçemizden Hasan amcamız gibi çiftçilerin bu sorunu çözecek bütçede hiçbir kaynak yok. Yine Kale ilçesinden Mehmet Bey aradı. Çiftçiymiş kendisi. Tarım Kredi Kooperatifine ve Ziraat Bankası'na olan borçlarından dolayı traktörünü satmış, yetmemiş. Tarlasını satmaya çalışıyormuş. Geçen hafta bankaya gittiğinde bakiye borcunun 5600 lira olduğunu söylemişler. Bugün bankaya 5600 lirayı ödemek için gittiğinde 9800 lira demişler. Diyor ki, sayın vekilim, çiftçilerin bu faiz borçlarının silinmesi için bütçede bir kaynak var mı? Hayır, yok. Yine Erzurum'dan 6 çocuk annesi Ayten Hanım aradı. İnanın içim burkuldu, yüreğim sızladı. 6 çocuğunun ikisi üniversiteyi bitirmiş ama işsiz. Ayten Hanım diyor ki, benim çocuklarım meyvenin ve sebzenin tadını bilmeden büyüdü. Ve bunu söylemeye utanıyorum diyor. Ve ben buradan Ayten Hanım'a, Ayten Hanım gibi Anadolu'nun vefakar cefakar kadınlarına sesleniyorum. Ayten Hanım, değerli kadınlar, utanması gereken siz değilsiniz. Asıl utanması gereken her mevsim için oturacak bir saray yapıp ardından ekonominin kitabını yazdım diyerek sizlerin bu yoksulluğunu, çığlığını duymayanlardır. Asıl onlar utanmalıdır. Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olan Esra aradı. Aynen cümleleri şu. Sağlık Meslek Lisesi'ne girdiğimde bir B planım yoktu. Tek amacım aylarca deli gibi çalışıp sınavda birinci olmaktı. Ve branşımda 95 puan olarak birinci oldum. Hala atamam yapılmadı. Televizyonlarda görüyorum, mülakat dendikçe içim sızlıyor ve atanmamayı düşünemiyorum. Düşünmek istemiyorum. Çünkü düşünürsem delirecek gibi oluyorum diyor. Yine bir başka gencimiz Özge. Arkadaşlarımla üniversite mezunu olarak hepimiz işsiziz. Umutsuzuz. Yurt dışına çıkışı kurtuluş kapısı olarak görüyoruz. Çok kolay bir karar değil. Ailemiz burada. Ama başka çaremiz yok. Ekonomik özgürlüğümüzü elde etmenin tek yolu yurt dışıdır diyoruz. Ve Özge'ye şunu söyledim. Özgeciğim, efendim, işte işsizlik var. Olabilir, her üniversiteyi bitiren iş sahibi olacak diye bir şey yok diyen bu bütçeyi yapan zihniyettir. İşte bu bütçeyi bu zihniyetle yapan o kişinin ne sizin işsizliğinizle, ne kısıtlanan özgürlüklerinizle, ne adalete olan inancınızın sarsılması ve umudu yurt dışında aramanızla alakası yok. Çünkü onlara göre siz yurt dışına turistik geziye gidiyorsunuz. Yine Kasım ayında SMA hastası Eskişehirli Muzaffer Bebeğin annesi çocuğunun tedavisi için gerekli masrafları karşılamayacağı kaygısıyla intihar etti. Diyarbakır'daki Esma'nın ailesi öksürtme cihazını alamıyorum diyor. Çünkü geçen yıl 30 bin liraydı. Bu yıl dolardaki artışta 60 bin lira. Diyor ki, bu bütçede işte bu öksürtme cihazı var mı? Maalesef yok. Kistik fibrozis hastası olanlar için yurt dışından bir ilaç gelmesi gerekiyor. Ama mahkeme kararıyla. Geçtiğimiz hafta bir yönetmelik çıkardılar. Mahkeme kararı da gelmiyor. İşte o KİFDER denen derneğin başkanı aradı. O hastalar için de bu bütçede kaynak yok. Bu bütçede Muzaffer Bebeğin ilacı yok. Öksürtme cihazı yok. Kistik fibrozis hastalarının tedavi için ilaçları yok. Bu bütçede yaşam hakkı yok yani. Burada sağlıktan bahsetmişken bugün
Sağlık emekçilerimiz eylemde. O sağlık emekçilerine dediniz ki sizler hakkınız, sizlerin hakkı ödenmez. Vallahi pes. Çok doğru bir şey söylemişsiniz. Çünkü haklarını ödemediğiniz için bugün eylemdeler. Ve buradan pandemide çocuğunun kokusunu özlediği halde günlerce hastanede yurttaşların yaşam hakkı için mücadele eden tüm sağlık emekçilerimize selamlarımızı iletiyorum. Peki bu bütçede ne var? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıllık 147.825.000 dolar artı KDV ödemek var. Bu bütçede başka ne yok? Bu bütçede yoksul, 7 milyon yoksul için sosyal destek adına sadece 414 lira ayırdığınız pay var. Dün bu bütçe konuşmasını hazırlarken bunu bir geçiş ücretiyle ilişkilendirecektim. Ve şöyle, bu geçiş ücreti 7 milyon yardıma muhtaç dediğiniz, sosyal desteğe muhtaç dediğiniz vatandaşlara yıllık ayırdığınız para 4.968 lira. Sadece 4.968 lira. Ama Osman Gazi Köprüsü'nde bu konuşmayı hazırlarken bir araç için 548 lira ödeyecektiniz. Daha 24 saat bile geçmeden dolar 15 liraya doğru yelken açtığında o beşli çete dediğimiz müteahhit rant çetesine bir araç için Osman Gazi Köprüsü'nden ödeyeceğiniz para 552 lira oldu. Vatandaşa bir yılda 4.968 lira, ayda sadece 414 lira ama yandaş müteahhide 24 saat bile geçmeden karına kar katan yandaş müteahhitlere garanti ödemeleri. Değerli arkadaşlar, bu bütçede bugün doğan Kundak'taki bebek için ödeyeceği faiz yükü 3.000 TL'ye yakın. Ama o bebeğin anne babası ekonomik darlık, ekonomik buhran ve derin yoksulluk sebebiyle bebeğine mama alamıyor. Bizim belediyelerimizin bu genel başkanımızın talimatıyla oluşturulan o fon var ya, kara kış fonu, gidip bebekleri için mama istiyorlar. İşte milleti bu duruma düşürdünüz. Kadına karşı şiddete sıfır tolerans diye nutuklar atıyorsunuz. Kadına karşı şiddetin önlenmesi için kadının güçlenmesi lazım. Bu bütçede kadının güçlenmesi için kadın başına personel giderini çıkardığınızda sadece 6,5 lira kalıyor. Sadece 6,5 lira. Bir başka mesele, bu bütçede şehit yakınları için, gaziler için ayrılan payı şehit yakınları ve gazi sayısına böldüğünüz zaman 92 lira 47 kuruş düşüyor. Ama yandaş müteahhitlere yap işlet devret modelindeki döviz bazlı ödemeler için onlar zenginleşirken şehit yakınlarına ve gazilere sadece 92 lira 47 kuruşu reva görüyorsunuz. O zaman bu kürsüye gelip milliyetçilik nutukları atmayacaksınız. Günlerdir her kürsüye çıkan Adalet ve Kalkınma Partili hatipler milletin bütçesinden bahsetti. Bu anlattıklarımla soruyorum. Bu bütçe milletin bütçesi mi? Tabii ki milletin bütçesi değil. Tek kişilik hükümetin Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde kamu kaynaklarını iktidar eliyle yandaşlara aktaran bir kumpas bütçesidir bu bütçe. Bu bütçede öğrencilerin yurdu yok. Bu yıl yurt ve barınma sorununu çözemedikleri için okulu bırakmak zorunda kalan gençlerimiz vardı. Bu bütçeye belki onların yurdu için kaynak koyarsınız dedik, koymamışsınız. Öğrenciler barınmak istiyoruz diye sokaklara çıktığında onları barınmayı nereye reva gördünüz biliyor musunuz? Karakollarda ve karakollardaki gözetleme hücrelerinde layık gördünüz. Onlar yurtta barınmak istiyordu, karakollarda değil arkadaşlar. Ardından vatandaşlar açız diye çığlık attılar. Onların sesini susturmak için onlara uzanan mikrofonları, onlara mikrofon uzatan bağımsız gazetecileri şafak vakti derdest ettiniz. Ev hapsine çevirip vatandaşın sesinin, çığlığının duyulmasını engellemeye kalktınız. Peki ondan sonra ne yaptınız? Değerli hatip dedi ki hak temelli bütçe. Geçtiğimiz yıl bu kürsüden insan haklarına dayalı bütçe hazırlayın demiştik. Yapmadınız. Yapsaydınız ne olurdu? Bugün asgari ücretin üzerindeki vergi kalkmış olurdu. En azından sokakta
Tamamlayın sözlerinizi. Okula aç göndermek zorundayım diyen annenin belki çocuğu yatağa aç girmez, okula aç gitmezdi. Sayın Genel Başkanımız defalarca uyardı, önerdi, dinlemediniz. 128 milyarlık dolar rezervi iç ettiniz. Bugün vatandaşı canından bezdirdiniz. Ne yaparsanız yapın, beceriksizliğinizi, kaynakları vatandaşa değil, yandaşa peşkeş çekişinizin vatandaş bilincinde. Vatandaşımızın %71'i yoksullaştım diyor. %74'ü Türkiye kötüye gidiyor diyor ve bu durumun sebebi olarak ne diyor biliyor musunuz? Türkiye vatandaşımızın %68'i Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yoldan ve yönden çıktığı için bunlar oldu diyor. Sorun belli. Sorun tek kişilik saray hükümeti ve onun liyakatsiz kadroları. Çözüm belli. Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ve yönde giden liyakatlı Sayın Karaca, süreniz tamamlandı. Teşekkür ederim.